39.6. Herkese selamlar. Artık başlığa ne yazacağımı bilemediğim için, nedeni biz aslında her şeyi bir anda götürmeye çalışıyoruz. Ve aslında elektrik tesisatı ve yalıtım aynı anda ilerlemiş olacak. O yüzden yalıtım ve elektrik tesisatı şu an için bilmiyorum ama ikisinden biri aynı anda ilerleyecek. Kaç bölüm olacak bilmiyorum ama en sonunda hepsini daha sonra böyle bir şey yapmak isteyenler için derleyeceğim. O günlere gelebilince. Şimdi bugün şöyle bir şey var. 1.5'luk tesisatım için, yani ledler için, ışık tesisatı için işte 10 watt, 5 wattlık ledler kullanacağımız için 1.5'luk NYA, yani NYA dedikleri kablodan aldım. Olabildiğince iyi bir marka olmasını tercih ettim ki hani bir kere yapılacak bir şey. Burada 1.5'luk 100 metre kablo var. Büyük ihtimalle bu konteynerin led tesisatı için yeterli olacak. Bir kağıda da çizdim. Burada da 10'ar metre 3 fazla işte topraklama artı eksi 2.5'luk kablo var. Bunu da ana tesisatın girişinden en azından yalıtımını yapacağım yerlerdeki priz tesisatı için aldım. Ki bir daha orayı açmak derdim olmasın. Bugün niyetim arka bölümü, yani salon dediğimiz kısmı, oturma odası dediğimiz kısmı tamamen kapatabilmek. İşe başlamadan önce tekrar bir yakından göstereyim dedim. Bunlar işte belki işinize yarar diye. Bunlar da açık almak zorunda kaldım. Topu 100 metre falan. Burada da punch uçum var. Profilin yanlarını tesisat borusunu geçirmek için bu punch'la delip yapacağım. En azından kablom bitse bile tesisatın yeri açık olacak. Daha sonra kablo da içinden geçirebilir olacağız. Arka planı, yani arka 5 metrelik alanı bugün hızlıca yapmamız gerekiyor. O yüzden çok vakit kaybetmeden başlayalım. Siz de videonun daha çok kişiye ulaşması için, bu dediğim gerçek çünkü beni %87 abone olmayanlar izliyor. Videonun başında abone olup videomuzu da beğenirseniz bizim kırsal yaşam hayalimize çok büyük destek olmuş olursunuz. Sevgiler. Bir tanesini deldim ama biraz zorluyor açıkçası. Olabildiğince buraya yakın delmeye çalışıyorum ki taş yününü sıkıştırmasın bu bölgede. Belki oradan biraz fire verip köpükle sıkıştırırım. Şimdi buradan prizlerin olacağı 3 profil öteye delip buradan da sağa doğru deleceğim. Şimdi çok güneşli bir gün olduğu için ışığımı yaktım, o yüzden birazcık böyle bir dalgalanma var ama akü devir daim yapsın diye arada bir yakıyorum. Burasını gösterememiştim. Şöyle kenardaki tüm boşlukları köpükleyip kapamasını yaptık. Burada bir tane priz gelecek. Geç jetonumuz düştü. Televizyon için vesaire. Burada şu aşağıya falan şurayı birazcık söküp priz koyacağım. Bundan öteye priz düşüncemiz yok. Mutfak bağlanıyor zaten oradan sonra. Burayı kapatacağız hızlıca. Yapmaya çalıştığım şey olabildiğince boşlukları kalan parçalarla dolduruyoruz. Ve bir hafta oldu bunu yapalı. Çok değişik sıcaklıklar oldu. İşte don falan oldu bildiğiniz gibi Trakya'da. Hiçbir terleme emaresi olmadı. Bu da bizi sevindirdi. Tabii içerideki sıcaklıkla dışarıdaki paralel gittiği için de olmayabilir. Hani bir kış içeride soba yakınca işler değişebilir. Ama şu an elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Tüm boşlukları da köpükle, ısı köprüsü oluşmasın diye profillerin arkasını dolduruyorum. Olabildiğince. Yani şu an olabilecek en güzel, elimizden gelen en makul ve maliyetsiz, yani maliyetsiz denirse böyle. Şurada küçük bir çerçeve, pencere frame'ini de, çerçevesini de yapacağım. Daha sonra bu bölgeyi bitireceğiz. Yani hedefim şuraya kadarki olan kısmı, şu yerdeki çizgilik olan 4-5 metrelik kısmı tamamen bitirmek. Hızlıca devam edelim, onu da göstermiş oldum. gitmem lazım. Ya bırak. Köpükler hepsi düştü. Şimdi buradan 1.5'luk led lambanın ışığını aldım. Kararsız kalmam nedeni şuraya mı buraya mı, ama zaten mutfakta da ışık olacak. Buradan yani 75, buradan da 75, 2 tane led. Hemen burada da 75-75 santimde 2 led. Şuraya bir yere boğat koyacağım. İkisinin de kabloları zarar görse ilerleyen süreçte diye. Buradan değişimler yapılabilmesi için. Şimdi birkaç kablolarını da salıp gidip gitmeyeceklerine bakacağım. Boğatı burada toplayacağım. Dediğim gibi daha sonra artık sigorta kutusunu nereye doğru evrileceksen buradan dağıtım yapacağım. Yalıtım fena gitmedi. Şimdi bir duvarını daha kapatıp burayı da kaplayıp tavan yapmayı düşünüyoruz. Şöyle şurada boğat olacak şekilde topladım. 4 tane dediğim gibi. Bunlar paralel. Buraya da ikili, dışarıdaki lambalar için de belki üçlü bir düğme koyacağız. 2 ve hepsi şeklinde yanacaklar. Yarın da devam edeceğim için aslında bugünlük bu kadar. Sanıldığından çok daha vakit alıyor gerçekten. Ve ilk kez konteyner ev yapıyorum. İlk kez elektrik tesisatı çekiyorum. Bolca araştırıp görmeme rağmen üzerindeyken ilk kez deniyor olmak tabii ki zamanla oturacak bir deneyim yaratıyor. Elimden geldiğince sorunsuz bir şey yapmaya çalışıyorum. Hata olduysa da daha sonra düzeltilebilir şu an alışman gelene kadar. Ama iyi gidiyor. Yarın da artık geri kalan işleri tamamlamaya devam edeceğiz. İkinci günden selamlar. Şimdi sabah geldiğimde ilk işim taş yalıtımı yaptım. Taşın yalıtımı yaptığım yerle dış sıcaklıkla iç sıcaklığın farkını gözlemlemekti ki konteyneri açtığımızda genelde bu saatlerde böyle bir sıcak hava, çünkü cam kapı yok. Ama arka tarafa gittiğimde güneşin ilk değdiği yer, çok şaşırdım. Şimdi size de göstereceğim. Bayağı serin yani ve çok az kısmını yapmamıza rağmen o duvarın ilk ısındığı yer Baya içeriği serin tutmuş. Şimdi ben de onu şu elimdeki sıcaklık ölçerle birimsel olarak göstereceğim. Normalde buraya geldiğimizde böyle bir bunaltıcı oluyordu ki şu an gerçekten serin. Şimdi şuradan ölçebiliriz. 1, 2, 3. lob. Şöyle ekranda gösterecek gibi. 23.1 okuyorum. İşte değişiyor bu aralıkta. Gibi. Şurayı da gösterelim. Mesela burası yalıtım yapılmamış. İlk yandaki duvar. Hatta şurada daha çıkıntı. 33.7 33.4 gibi. Hemen yanı 21.5. Şimdi dışarıya da bakalım. Dışarıda da yüzey sıcaklığını ölçeceğim. Şimdi 3 tanesi 1, 2 ve 3. Buralar. Tabi burada görünür mü bilmiyorum ama ben size söyleyebilirim. 38.6, 39.6, 38.6, 39. Hatta şu boyasız yere de 39.1. Aynen. Şu an 39 derece ölçüyoruz. Bu değerler bana motivasyon kazandırdı diyebilirim. Gerçekten şu an kendimi daha iyi hissediyorum ve çok küçük bir alanı yapmamıza rağmen şu an daha enerjik ve çalışmaya hazırım. Ve daha üstüne nem bariyeri, alçıpan gelecek ve direkt güneşin anına koymayacağımız da varsayarsak bu değerler iyi. Ya direkt hissedilen iyi aslında. Ölçmeye de çok gerek yok. Arkası her zaman yanıyordu ve açıp biraz beklememiz gerekiyordu. Şu an bayağı serin. İlk olarak size biraz taş yününden bahsetmek istiyorum. Bu Evo Mineral'in Mineral Plus'ın 5 santimlik taş yünü. Bunu uygularken dikkat etmeniz gereken tek şey bu alerjik bir reaksiyon göstermiyor. Bu ilk uyguladığım şu sarı gibi. O sarı bildiğiniz beni neredeyse hastaneye götürecekti. Çok az bir işlem var. Hani bir şey takmama gerek yok gibi düşünür. Bu alerjik reaksiyon olmuyor. Mineral Plus olduğu ve özelliğinden dolayı açıkçası yani. Ama tozma yapıyor. Yani tozmanın da az olduğunu söylüyor ürün ama yapıyor. Yaşadığım şehirde kargosuz olarak bulabildiğim en mantıklı çözüm buydu. Kargo işin içine girdiğinde alacağınız şey çarpı 2 oluyor. O yüzden bunu tercih ettik. Sonuçlar da fena değil şu an. Kullanıcı yorumları da fena değildi çünkü. Bunu uygularken dikkat etmeniz gereken şey eldiven, uzun kollu bir şeyler giymek, maske takmak. Onun dışında sık sık kendinizi havalandırmak, yani sürekli bununla boğuşmamak. Az tozma yapması için de ölçüsünü alıp falçatayla çok kolayca kesip yerine koymak. Biz uygularken dediğim gibi boşluk kalmaması ve metal bir yapıyı yalıtmaya çalıştığımız için bunu kenarlardan köpükle de sıkıştırıyoruz. Bağlama yerlerinden hava geçirmezliğini sağlamak için. Yaptığımız uygulama sanırım işe yaramış ve böyle aynı ve daha da dikkat ederek devam edeceğiz. Uygularken dikkat etmeniz gereken şey bu 5 santimlik olayın yalıtımının iyi çalışması için olabildiğince böyle sıkışmamış. Mesela şu daha iyi bir örnek. Sıkışmamış olması çok önemli. O zaman daha iyi çalışıyor. Çalışma deyince yani işe yararlığından bahsediyorum. Bir paketi değişik metrajları yapıyor. Şimdi bununkini hatırlamıyorum ama yine diğer markalara göre daha fazla alan kapattığı için bu tercih nedenlerimizden biri olmuştu. Yani söyleyeceğim şeyler aslında bu sağlığınızı ön planda tutarak uygulamak ve ek yerleri bırakmamak. Olabildiğince her yere çıkan parçalarla sıkıştırmak. Şurada biraz görünüyor. Köpükler şişmiş. Yani kürlenme şeyi de olmuş zamanı. Bu boşlukları mesela burada arkasında köpük var. Ama yine de burayı dolduracağım. Kenarlarına olabildiğince bastık. Bugün şimdi tavanda yapacağız. Tavan biraz uğraştıracak. Birazdan şey daha da gelince bitirdiğimiz yere kadar nem bariyerini yine çekeceğiz. Hem böyle devam ettiğimiz için sürece börtü böceğin yerleşmesini engellemek hem de daha temiz, tozmasız ve korunaklı olacağını düşünüyoruz. En azından böylelikle pencereyi alana kadar ki salon etabını bitirmiş oluyoruz. Elektriğini de çektim. İşte 4 led olacak şekilde dün anlattığım gibi. Şimdi kapı boşluğu var. Mutfağa geliyoruz. Mutfakta tesisat. Kapının boşluğunun ölçüsünü bilmediğimiz için burada şimdilik final vereceğiz. Yani bu alanda. Ama bugün ölçüleri yere işaretleyip yatak odası kısmına geçebiliriz. Koridorda yatak odasına. Sonuçta elimizde bunların malzemeleri var. Ve yavaş yavaş bu işi hızlandıracağız. Ara duvarı sanırım yapmak zorunda kalacağım. Dün dediğimin aksine ara duvarı yapıp banyo ve yatak odasının o kesin ayrımını da yapmamız gerekiyor. Bugüne sıkışır mı bilmiyorum ama önümüzdeki planlarda bunlar var. Şimdi üstümüzü değiştirip olaya devam. Şimdi tavana yapmaya başlayacağım. Bu izopim denen dış cephede galiba kullanılıyor. Bunun bir de pimleri var. Ben biraz poliüretan köpük ile birlikte yapıştıracağım ki tutunabilsinler. Baktım ki tutunamıyorsa da hani bu pimiyle şöyle çok bastırmadan hafifçe böyle genişliğini kaybetmeden şu köşeden başlayacağız. süpüreceğiz çünkü yerde bayağı bir taşınma kırıntıları var. Priz elektriği için 220'lik 2,5'luk kablomuz var, onu çekeceğiz. Oo. Selam. Sağ ol. Bakın burada. Yok abi, burada bir yerde sıkışmış o kabul ediyor. Bu. Ha. Anladım. Ben de ona baktım da sonradan. Tamam mı? Çok anladım. Abi bu taraf biraz üstte. Düştü mü? Biraz üstte duruyor. Böyle gidiyor. Metre yani. Nerede? Bak böyle gidiyor. Dur ben şunu bir takayım. Bırak. Ne? Metre nerede şu an? Son durum böyle. Bu at dediğim yeri daha sonra keseceğim. Alçıpan gelecek. Burada bir priz yerimiz var. Hat buradan gidiyor. Bu köşede de bir tane priz olacak. Burada da bir tane priz olacak. Bunların hepsini tek şarteli bağlayacağım. Zaten çok bir şey çalışmayacak. Ya telefon şarjı çalışacak ya da belki 12 voltluk bir televizyon çalışacak. O yüzden bir sorun olmayacaktır. 2,5'luk kablo çünkü. Tavanı yapmak gerçekten çok zordu. Yani bütün gücümü tavanda harcamış olabilirim. Maske de taksam şu an her yerim kıl tüy içinde ve çok rahatsız edici, tıkıyor bayağı bir. Dediğim gibi haftaya daha böyle tam takım bir kıyafet ve belki de yüz korumasıyla falan bu işi halledeceğim. Tabii haftaya tavan yaparsak. Onun dışında sonuçlardan memnunum. Dışarıdaki sıcaklık arttı ama içeride yani şu taraflar yanarken burası bayağı iyi şu an. O yüzden mutlu ediyor mu? Ediyor. Şimdi bir parça nem bariyeri kestim. Burayı da kapatacağım. Onun dışında bu haftalığın artık sonuna doğru geliyoruz. Dediğim gibi banyo, mutfak, daha uğraştırıcı yerler var. Umarım bu video size fikren bir şey katmıştır. Biliyorum ki böyle bir evi yapmak dediğim gibi tercih ve elinizden geliyorsa kendinizin yapması çok çok avantaj. Maddi olarak ve manevi olarak. Yani şu an bu kadar, yani bir hafta sonunu tamamen buraya gömüp eve gideceğiz ve yani tekrar iş. Ama verdiği huzur, mutluluk gerçekten paha biçilemez. Sonuçta kendi evimizi yapıyoruz mottosu var ve bir gün bunu kırsala götürmek, evin her yerine dokunmuş olmanın verdiği maneviyat tabii ki tartışılmaz. Biz tam burasıyla ilgileniyoruz. Onun dışında bütçeniz çoktur. Hiç de bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Poliüretan sıkıp geçersiniz. Bu tamamen tercihiniz. Bizim bütçe ve ev yapma stilimize bu ev tarzı çok uyduğu için biz konteyner ev yapıyoruz. Çünkü her ay belli bir bütçeyle küçük küçük malzemeler alarak, borçlanarak ilerleyebiliyoruz. Ama diğer ev türlerinde nakit paraya ihtiyaç var. Bu da bize uymadığı için bu ev tarzı çok çok iyi geliyor bize. Küçük küçük devam ediyor. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Dediğim gibi aslında hep aynı işler olduğu için ne çektim ne çekmedim onu da bilmiyorum. Şimdi bu tarafta kapatacağım. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Daha fazla detay için beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Evin fotoğrafları, detaylar ve soru cevaplar genelde orada oluyor. Görüşmek dileğiyle.